Musibet ve afetler birer manevi ikazdır. Bu inancımız bütün semavi dinlerde mevcuttur. Hz. Adem aleyhisselamdan bu zamana kadar gelmiş bütün peygamberlerden itibaren ümmetlerini bu hususta defaatçe uyarmışlardır. Kaynağı mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Kullara yani bize düşen ise musibetlerin bu mesajını gecikmeden okuyup kendilerine çeki düzen vermeleri ve toplu bir tövbe etmeleridir. Günah, fısk, zulüm ve isyanlarını azgınlık boyutuna taşıyan kavimlerin nasıl helak olduğunu, nasıl helak edildiklerini Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh Aleyhisselam'dan, Hz. Hud Aleyhisselam'dan, Hz. Lut Aleyhisselam ve Salih Aleyhisselam gibi peygamberlerin kıssalarında okumaktayız. Bunların hepsi bizler için ibretli ilahi gazap örnekleridir. Bir millette zina, kumar, kul hakları, aşikar bir şekilde günah işleme, ibadetlerden uzak kalma gibi ameller çoğaldıkça Mevla Teala bizlerin iyiliği için kendilerini kendimize gelmemiz için bizleri uyarmaktadır. Bizler eski kötü alışkanlıklarımızdan vazgeçmez isek bu imtihanların şiddeti ve sayısı maalesef artacaktır. Bizlerin hala isyan konusunda istekli ve ısrarcı olmamız, kötü alışkanlıkları devam etmemiz ilahi gazabı çağrıştırıcıdır. Bu imtihanlar bazen deprem olarak, bazen dolu yağması ile, bazen toplu ölümlerin artması ile, bazen de bereketsizliğin kalkması ile olabilir. Bu nedenle müminlerin başına gelen bela ve musibetlerin birçok nedeni ve hikmeti olabilir. Ama hepsi de yine de insanın faydasındadır. Bunlardan birisi de istediğimiz günahlar sebebiyledir. Şu Ara suresinin 30. ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle size gelen musibet istediğiniz günahlar yüzündendir. Nisa suresi 79. ayet-i kerimede ise Mevla Teala sana gelen kötülük kendi yani günahlarının yüzündendir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Mümin bir diken batışı veya ondan daha küçük bir musibetle veya bir ağrıyla sıkıntıya düşerse, Allah bununla mutlaka onu bir derece yükseltir ve ağacın yaprağını döktüğü gibi onun günahlarını düşürür buyuruyor. Evet, musibetler bir yönüyle gerek şahsi kusurlarımıza, gerekse toplum olarak işlenen hata ve günahlara umumi musibet olarak gelip, hem ikaz ve ihtar hem de günahlara kefarettir. İnsanların isyandan vazgeçmesi için ilahi bir ikaz olan sellerden, depremlerden, kuraklıklardan, bereketsizlikten ibret alınmalıdır. Sel, deprem, kuraklık gibi ilahi musibetlerin ara sıra meydana gelmesi Allahu Teala'nın sonsuz nimetlerine, lütuf ve ihsanına karşı isyanda olanları ikaz mahiyetindedir. Hiçbir nimet ve felaket sebepsiz değildir. Düşünebilenler için nice hikmetleri vardır. Günahların affına sebep olduğu gibi başka hikmet leri de vardır. Bu afet ve musibetlerin tek çaresi toplu tövbedir. Rabbimiz bizlerden bu ikazlardan ibret almamızı istiyor. Kendimize gelmemizi, kendimize çeki düzen vermemizi istiyor. Bu sebeple tefekkür edeceğiz. Allah'ın nimetlerini düşüneceğiz. Allah'ın musibetlerini düşüneceğiz. Tefekkür ile birlikte eksiklerimizi daha iyi anlayacağız. O yüzden kendimizi hesaba çekelim. Bize ölüm gelmeden önce bu ikazlardan ibret alalım. Halimize bakalım. Bazı alışkanlıklarımız var. Bu alışkanlıklarımızı bırakalım. Ya Rabbi diyelim. Akıl bali olduğumuzdan bugüne kadar bilerek veya bilmeyerek yaptığımız günahlardan özür diliyoruz demeliyiz. Eğer bunu yaparsak bu sıkıntılardan kurtuluruz. Rabbim cümlemize uyanmayı ve bu imtihanlardan, bu ibretlerden ders almayı nasip eylesin. Amin. Fatih Medreseleri yazı işleri kurulu